meşhur farz mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Aziz izleyenlerimiz, bugün yine değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi'yi ağırlamaktayız ve program boyunca değerli hocamıza dini konularla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medya ve mail soruları hazır. İzniniz olursa Bismillah deyip çıkalım yola. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza katılım sağlayabilir. Canlı yayında kıymetli hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Diyanete soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz, sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook /Diyanete soralım ve canlı yayına katılıp soruları sormak için telefonla ulaşma imkanınız var. Bunun için de 0312 alan koduyla 294-4294 telefon numaramız efendim. İlk durağımızda arkadaşlarımız bağlantımızı sağladılar. Bugün ilk misafir olacağımız durak İstanbul efendim. İstanbul'a selamlar efendim. Aleykümselam. Buyurunuz hanımefendi. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim sorum şu. Benim kızım bundan 8 sene önce evliliğini katarak yaptı. Yalnız şöyle, eşim bana dedi ki sen onun kızın evine gidersen şart olsun ki seni koşarım. O buraya gelirse şart olsun ki seni boşarım. Hocam dışarıda görüyorum ama evine de gidemiyorum. Çocuğum evine gelemiyor. Bunun hükmü nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum Allah rızası için. Efendim. Hayırlı akşamlar. Cenab-ı Allah afiyet versin inşallah her iki ailenin de kalbine. Evet efendim. Aslında bu tip sorulara pek ekranda cevap vermek istemiyoruz ama soru geldi. Şöyle. Bu boşama olayı işte biliyorsunuz öteden beri bizim ülkemizde iki türlü bir boşama var. Evet. Yani bir kocanın boşaması, o talak dediğimiz şey. Bir de mahkemenin boşaması. Tabii mahkeme boşama olayı Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış bir şey. Gerçi Cumhuriyet'ten işte birkaç sene önce Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi'nde de her ne kadar boşama sadece erkeğin hakkı olarak varsa da mahkeme huzurunda boşaması öngörülmüş. Ama bu erkek boşadığı zaman bu boşama sayılmaz anlamına da gelmemiş. Evet. Dolayısıyla biz şimdi ki öteden beri gelen uygulama ve kaynaklara dayanarak evet. Kocanın boşamasını biz muteber kabul ediyoruz. Şimdi bu boşama bazen şey olur, kayıtsız olur, şartsız. Mesela adam karısına der ki işte sen boşsun. Evet. Bunu dediği zaman herhangi bir kayda bağlanmamış. Ha, bazen de bir şarta bağlı olur. Ona talikut talak derler. Tabi bu anlattığım fıkhi açıdan olan hükümlerden bahsediyorum. Hukuki olan ayrı. Ha, şimdi bir de şarta talik edelim. Yani boşamayı bir şarta bağlayan bir şey sözle. Şu işi yaparsan burada olduğu gibi, bu işi yaparsan gibi. Burada iki türlü bir bakış açısı var. Bir, adam gerçekten eşini boşamak istiyor ama o boşamayı bir şarta bağlıyor. Olabilir. Niyeti boşama ama. İki, muhatabını bir işten men etmeye yönelik tehdit. Boşama arzusu yok bunda. Yani burada asıl amaç. O işten uzaklaştırmak. O işi uzaklaştırmaya yönelik olan. Yani adam bunu söylerken işte eşim falan yere gitmesin bunun için söylüyor. Veya şu işi yapsın diye söylüyor. Bu tür olanlar boşama sayılır mı sayılmaz mı tartışılmış. Evet. Tartışılmış. Bazı alimler bunları bir yemin gibi kabul etmiş. Evet. Yemin gibi kabul etmiş ve ama bu niyet önemli bakın niyet. Peki efendim. Yemin gibi kabul etmiş. O eğer onu yerine getirmezse yemin kefareti öder. Yani onu bozar yemin kefareti öder. Yani mesela işte sen filanla konuşmayacaksın diye, babanla konuşmayacaksın diye, ananla konuşmayacaksın diye talak vermiş. Ve niyeti de boşama değil hanımını. Onunla konuşmasını önlemek için bir tehdit. Diyelim buradaki de öyleyse. Mesela o zaman, tabi burada adamın niyeti önemli. Niyeti önemli peki. O zaman diyor ki konuşur, anasıyla babasıyla konuşur hanım ve adam da bir yemin kefareti öder. 10 fakiri doyurur. Bu görüş. Olan alimler var. Peki efendim. Bir de hayır efendim bunun öyle şey yok. Yani bu eğer ne derse desin
adamın karşısının ağzından sen boşsun, boş ol, boşadım gibi bir ifade çıkarsa niyetine bakılmaksızın bu boş olur diyen alimler de var. Şimdi bu bizim Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bu şarta bağlı olan boşamayı evet. Eğer yemin maksadıyla yani muhatabını bir işten vazgeçirmek veya o işe teşvik etmek için kullanmış ise bunun yemin sayılacağı görüşünü benimsemiş. Cevaplar buna göre veriliyor. Şimdi burada yani iki şey var burada. Bir, sen kızınla konuşursan ya kızın evine gelirse, gidersen veya giderse. O bize gelirse şart olsun seni boşarım. Şimdi şart olsun ifadesini kullanmasaydı o zaman boşarım, sadece boşarım deseydi, boşarım da boşamam, vazgeçtim. Bak boşadım değil, boş ol değil, boşsun değil. Bak doğru. Vaat. Geniş zaman geçilebilir. Evet. O zaman bir şey gerekmezdi. Boşarım da boşamıyorum, vazgeçtim. Şart lafı çok önemli. Bak. Ama burada şart olsun ifadesi de bizim kültürde, yani bizim dilimizde boşama anlamında kullanıyor. Yani seni boşamazsam o zaman boş ol gibi bir ifade evet. Anlaşılıyor. Ama burada her halükarda şayet niyeti bu hanımefendi kızının evine giderse veya kızı hanımefendinin evine gelirse boş olsa bile tek boşama gerçekleşir. Ve bunlar evliliklerini sürdürebilirler. Ve mesela bu eşiyle görüşüp, konuşup, anlaşıp onu yumuşatmalı. Ve yani bu böyle bir şeyin boşama sayılmayacağı mümkün, sayılmama ihtimali de var. Boşama saysak bile sonuç itibariyle tek boşama kabul edilir. Dolayısıyla ana kız birbirine kavuşur. Evet. Ve evlilikleri iki talak hakkıyla devam eder. Yani eğer beyefendi mesela böyle bir şeyde ben bunu söyledim. Bu iş eğer olursa seni boşamış olurum. Biz ayrılırız yani, gibi bir şeyden dolayı da göndermiyorsa. İkisini birden söylediği için Allah ben o şekilde cevap veriyorum. Peki. Ama tekini söyleseydi sorun yoktu zaten. Evet, yok diyecektim. Peki efendim. Ama dışarıda görüyoruz vesaire çocuğunu. Zaten, orada bir sıkıntısı yok değil mi efendim? Burada şart ne? Eve gelirse gelme veya giderse. Tabii benim bu söylediklerim fıkhi hükümdür. Hay bunu ayırt etmek lazım. Çünkü millet lafları alıyor biliyorsun. Peki. Farklı değerlendirme. Meri hukuktaki meselesi ayrı. Yürürlükteki hukuk ayrı. Peki efendim. Tabii bizim bu söylediğimize insan uymak zorunda değil. İslam hukukuna binaen ya durumumuz. Bu fıkıh kitaplarımızdaki hükümler bunlar. Biz onunla aktarıyoruz. Amasya ile birlikteliğimiz tamam. Sürüyor kıymetli hocamız. Osman Dursun hattımızda. Hoş geldiniz. Amasya'ya selamlar Osman Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben yaklaşık yıllardır yani Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi bu televizyondan izliyorum. Evet. Yaklaşık Kasım ayından beri orada bir farklılık gördüm de ben soruyorum bazı kişilere bir çözüm bulamadım. Evet. Orada hocamız da inşallah gitmiştir oraya. Bu nedir efendim? Müezzinlik var orada bir. Oranın imamı müezzinin altında namaz kıldırıyor farz namazını. Önünde binlerce cemaat var. Bu benim kafama takılıyor. Bunu ben öğrenmek istiyorum. Soralım değerli hocamıza. Bu bugünün değil aslında. Anlaşıldı. Uzun. Sorun yok, problem yok. Anlaşıldı efendim. Soralım. Tamam. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Yok hocam. Peki Amasya'ya selamlar efendim. Sıhhat diliyoruz. Evet muhterem. Şimdi ben Allah'a çok şükür görevli olarak genelde tabii öyle oldu. Birkaç defa gittik hacca, umreye. Elhamdülillah. Hiç rastlamadım. Yani imamın cemaatin gerisinde olduğuna hiç rastlamadım. Ama şu oluyor. İmam genelde Kabe'nin kapısının karşılığına duruyor. Tam önünde, evet. Orada duruyor. Seccadesi var. Mikrofon var. İşte efendim yaz olursa işte gölgeliği var vesaire. Doğru efendim. Ve o hizadakiler arka tarafındalar. Yani şimdi küp şeklinde ya şey. Kabe-i Muazzama küp şeklinde ya. Evet efendim. Şimdi diyelim ki imam şurada duruyor. Şu istikamette doğru. Duruyor. Buradakiler hepsi arkasında. İmamdan arkada. Ama bu yani o Altınoluk tarafındakiler. Doğru. Efendim buradakiler, o Rüknü Yemali ile Hacer-i Esved'in arasındakiler evet. Yakın olabiliyor öne. Mesela imamın diyelim ki imamla Kabe-i Muazzama arasındaki mesafe 2 metre ise. Evet. Diğer taraflarda duranlarınki 1 metre olabiliyor. Evet. Efendim. Bunun zararı olmuyor. Şimdi burada zarar nerede söz konusu? İmam tarafında, imamın durduğu taraftakilerin imamdan öne geçmiş olması. Evet. Ha şimdi ama şunu da duyuyoruz. Bu beyefendinin dediği gibi
Bazen işte müezzin mahfilinin önünde duruyor, önünde cemaat var filan gibi duyuyoruz bunu da doğrusu. Özellikle bayram namazlarında filan kalabalıklarda olduğu söyleniyor. Şimdi bu üç mezhebe göre caiz değil. Yani Hanefi, Şafii, Maliki mezheplerine, işte Hanbeli mezheplerine göre caiz değil. Ama Maliki mezhebinde cemaatin imamdan önce durmasında bir sakınca görülmüyor. Ve normal şartlarda orada da buna dikkat ediliyor. Evet. Ya mesela yani Cuma'da falan kıldık gördük hocam. Gördük. Yani. Gerisinde durduk. Medine-i Münevvere'de mesela bu çok net görünüyor. Ne yapıyor? Tam imamın o mihrabın arka kısmının önünden itibaren şerit çekiyorlar. Doğru. Saf tutsunlar diye geri. Yani oradan ileri gitmesin diye ama geç gelenler ondan öne duruyor. Duruyor. Bu ayrı konu ama onların yetkililer bu tedbiri alıyorlar. Alıyor. Önünde duranların da namazı oluyor değil mi hocam? Maliki yani? Mezhebine göre oluyor. Belki ona göre bu şekilde yapıyorlardır bu kalabalık zamanlarda. Evet. Ama normalde Hanefi, Şafii, Hanbeli mezheplerine göre imamdan öne cemaatin durmaması lazım. Yani tekim Kabe'de de buna dikkat ediliyor. Ediliyor. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli hocamıza suallerimizi yöneltmeye. Bursa'dan Efruze Hanım attığımızda hoş geldiniz. Bursa'ya selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Hocam ben iki soru sormak istiyorum hacla ilgili. Buyurun. Biz hacca gittik. Havaalanında tabii ihrama girdik. Evet. Uçakta bize ikram verdiler. Kolonyalı mendil verdiler. Ben onu kullandım, unuttum da. Birinci sorum bu. Evet. İkinci sorum da Arafat'tan dönüşte hani şeytanı taşladık, otele geldik. Tabii ben terlemiştim, üzerimi değiştirdim otele gelince. Bunda bir sakınca var mı, bir şey gerekiyor mu, bunları öğrenmek istiyorum. Peki bu daha sonra ihramdan çıktınız değil mi efendim? Üstünüzü değiştikten evet. Sonra yani, normal tabii, sonra işte ziyaret tavafını yapıp ihramdan çıktı. Peki efendim. Evet. Ha, peki pardon efendim, tamam özür diliyorum. Hocama soralım. Muhterem hocamız cevaplayacaklar. Biz evet. De birlikte öğrenelim efendim. Evet. Buyurunuz. Tamam, iyi akşamlar. Birinci sorusu. İhramlıyız efendim. İhramlı iken böyle tabir caizse tam ifade etmekte zorlanıyorum da. Evet. Yani dünya zevklerinden, dünya nimetlerinden bir süre uzaklaşma. Onu mahrum etme kendini. Yani o işte da şey olmama, süslenmeme, koku sürülmeme vesaire gibi yasaklar var. Şimdi bu uçaklarda dağıttıkları o ıslak mendil. Yemek verdiler, akabinde veriyorlar. Bu süslenmeye, efendim koku sürülmeye yönelik bir şey olmadığı gibi kendisi onun kolonyalı da değil onun. Yani başka maddelerle ıslatılmış, kokmuyor. Doğru. Yani elini siliyorsun, atıyorsun ve koku kalmıyor elinde. Ki dolayısıyla onun bir sakıncası olmaz. İhrama bir zararı yoktur. Peki efendim. İkincisi zaten hanımların ihramda bir elbise, kıyafet değiştirmeleri diye bir şey söz konusu değil. Evet. Onlar normal hayattaki giysileriyle, kıyafetleriyle haçlarını yaparlar. Bir tek bunun istisnası var kadınlarda. Şeyle ilgili olarak. Evet efendim. İhramla ilgili olarak yüzlerini örtmezler. Evet. Yüzlerini örtmezler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyuruyor ki İhramul mer'a fi vecihiha. Yani kadının ihramı yüzündedir. Evet. Diyor. Yüzlerini örtmezler ama tabii İslam bazı alimler işte eğer o yüze örttüğü örtü yüzüne değmiyorsa daha ileride bir gölgelik gibi falan kalıyorsa bunun zararı olmaz diyorlar. Yani bunu bu şekilde uygulayanlar da var. Hani böyle dımıklı ne diyorlar ona? Şöyle şapkanın önünde şey oluyor ya, uzun. Neyse öyle şapka giyiyorlar. Evet efendim. Onun üzerinde örtüyorlar, yüzlerine değmiyor. Bunun zararı olmuyor. Tam da bunu sormuşlar hocam, Bursa'dan yine. Mustafa Bey, ihramdayken bazı kadınlar yüzlerini sarıyorlar. Sadece ağızları ve burunları görünüyor. Bu da caiz mi demişler? Yüzlerini sarma caiz değil. Örtüyorlar demiş olabilir sarma mi acaba? Şeklinde sarma şeklinde olursa caiz peki. Değil. Yani bu başörtüsü, örtü neyse yüzlerine direkt temas ediyorsa evet. Bu caiz değil. Ama aslında, az önce bahsettiğiniz gibi bir şeyse. Eğer önüne işte yüzüne değmeyecek şekilde korkuluk. Yani evet. O güneşten sakınmak için yani, diyelim. Yani şapkanın uzantısı. Şeyin uzantısı. O zaman zararı olmuyor ama en iyisi, en doğrusu yüzün açık olması. Hanımlar için ihram. İhramda ya Peygamberimiz zamanında böyle olmuş. Peki efendim. Hanımefendinin böyle bir şeyi söz konusu değil. Yok o elbise, peki. Kıyafet, değişme, çamaşır, bunlar ihramlı hanımlarla ilgili herhangi bir yasaklı falan söz konusu değil. Efendim Antalya'dan Münevver Alış hattımızda hoş geldiniz. Antalya'ya selamlar Münevver Hanım. Hoş
bulduk. İyi akşamlar hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Bir bebek doğduğu zaman saçı kesilip onun işte tarttırılıp onun ne kadar kaç gram geldiyse onun ayarında işte diyelim ki 10 gram geldi. 10 gram geldiyse onun ayarında gümüş ya da altın alıp bunu sadaka vermek. Hani dinen böyle bir şey var mı yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Hocam bir de bir sorum daha olacak. Mesela Beyleman işte aldığı parayı elden nakit alıyor. Fakat almadım diyor. İş mahkemesine gidiyor. İşte tazminat almaya alıyor. İşte iş mahkemesine veriyor. Bu aldığı para haram mı helal mi? Bir de onu öğrenmek istiyorum. Soralım değerli hocamıza. Antalya'ya selamlar efendim. Şimdi evet. Birinci sorusu dinimizde bunun yeri var. Yani çocuk bir haftalıkken evet. Onun saçlarının kesilip ağırlığınca gümüş sadaka olarak verilmesi, isminin konulması, efendim bir şey kurban kesilmesi ki ona akika kurbanı denilir. Evet. Bunlar dinimizde var. Ancak hüküm olarak farz değil, vacip de değil, sünnet diyen var, müstehap diyen var. Yani bu sünnettir deyince yani yapılsa çok iyi olur anlamında sünnet diyelim. Bir de müstehap yapılsa iyi olur ama yapılmasa da zararı yok diyebileceğimiz evet. türden şeylerdir. Ama bunun şeyde dinimizde şeyi vardır, kaynağı vardır. İmkanı olan bunu yaparsa sevap kazanır. Yani burada ne var? Bir, saçını şey yapıp kesip bir haftalıkken saçının ağırlığınca gümüş. Tabii eskiden o gümüş değerliydi. Yani şöyle diyelim, gümüşün aşağı yukarı 200 dirhem gümüş. Yani altının 10 katı falan değeri. Evet. Ama şimdi tabii altın gümüşün 10 kat katı değerindeydi. Ama şey öyle değil. Şu anda öyle değil. Yani şu anda öyle değil. Yani Allah razı olsun bir sadaka. Burada yani, temsili olarak yani kesip kesmemek değil. Altın olarak zaten o 1 gram gelir, 2 gram evet. gelir o çocuğun saçında olacak o zaman evet. da. Yani onu verebilirler ama vermek şart değil. Kurban kesebilirler ama kesmek şart değil ama keserse sevabını alır. Peki. İkinci sorusu adam parayı almış. Ondan sonra iş mahkemesine veriyor, yalan söylüyor. Bu paranın hükmü de haramdır, haksız paradır. Yani insan aldığı parayı almadım derse bir yalan söylemiş oluyor. Evet. Ve almadım diyerek ikinci defa alınca ondan ha çalmış, ha bu şekilde almış, ne fark eder? Evet. Efendim devam ediyoruz. Konya'dan Salih Mencik hattımızda. Hoş geldiniz Salih Bey. Konya'ya selamlar efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz Salih Bey. Benim hocam iki sorum olacaktı da. Buyurun efendim, dinliyorum muhterem hocamız. Birinci sorum hocam, Yecüc ve Mecüc nedir, nasıl ortaya çıkacaklardır? Evet, diğer soru efendim. İkinci soruda hocam, saçlarımızı kestiriyoruz ya, yan tarafları çok kısaltıp üst tarafı uzatmak günah mıdır? Soralım efendim, Konya'ya selamlar Salih Bey. Yecüc, Mecüc. Şimdi bu Yecüc ve Mecüc, işte kıyamet alametlerinden kıyamete doğru çıkacak, fitne, bozgunculuk yapacak bir kavim olarak şey yapılıyor ama bunlar kimdir? Mesela bazı kaynaklara baktığınız zaman mesela işte bunlar Moğollardır diyen var, bilmem şunlardır, bunlardır, bunların hepsi herhangi bir şeye dayalı değil, delile dayalı şeyler değil. Biraz bir de tarifleri var işte çekik gözlü falan gibi küçük ifadeler kullanıyorlar. Ondan işte bunlar diyenler olmuş tarihte eskiden ama hayır hala kıyamet kopmadı yani. Ya bu nasıl bir şey, ne zaman çıkacak ama kıyamete yakın çıkacağına dair. Bunda hadisler ve ayette de var. İneye, cüce ve mecüce evet. diye var ama bu ne zaman işte çıktığına dair dediğim gibi bir böyle görüşler var ama anlaşılan o ki henüz çıkmamış. Kıyametin öncesinde çıkacağı söylenen bir, ya çıkacak olan söylenen demeyelim çünkü ayetle sabit evet. bir kavim. Saçın üstünü uzatmak. Bu dini bir yönü yok o işin. Yani peki, insanın peki. saçıydı, bilmem tıraşıydı, şuydu buydu, bunun dinle bir alakası yok. Adam keyfi istediğini alır. Burada önemli olan şey nedir? Toplumun yadırgamamasıdır. Tabii toplum yadırgasa ne olur? Günaha mı girer? Hayır, o da günaha girmez. Haram değil yani öyle kesmiş, böyle kesmiş ama işte başkalarına benzeme, yani gayrimüslimlerin özel bir tıraş şeklileri varsa. Ya da erkekse kadına benzeme. Ya, veya özel bir tıraş şekilleri varsa, çünkü bazılarında var öyle bir şey. Var. Mesela Yahudilerin bir şeyi var. Şekli var. Var. Ve o eğer o dini bir gerekçe olarak yapıyorlarsa onlara benzememek lazım. Ama öyle bir şey değil de işte çeşitli isimler var. Amerikan tıraşı diyor, Memle tıraşı diyor. Bunlar bir sakıncası olmaz.
Efendim soruyor Kastamonu'dan bir izleyicimiz Erhan Köseoğlu. Hocama selam ediyorum diyorlar. Namazdayken hocam Allah'ım sen büyüksün. Ya Rabbim, Rabbim sensin gibi ifadeler kullanmak. Söylenmez. Yani namazdayken tabii namazı bozar mı? Tabii şöyle namaz ayakta kıraat halindeyken evet. Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey söylenmez. Rükû ve secdede tesbihat vardır. Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah sen en büyüksün demektir zaten. Ama tabii bunlar mesnun olan şeyler değildir. Söylememek daha iyi olur. Söylememek uygun olur. Efendim Elazığ'dan Sema Hanım'la birlikteliğimiz sürüyor. Hoş geldiniz. Elazığ'a selamlar Sema Hanım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim. Hocama bir soru vardı. Hocam annemin bir dileği vardı. Gerçekleşince evet. Kurban kestireceğini adamıştı. Dileği gerçekleşti. Biz de bir akrabamız aracılığıyla köyde yaşayan birine haber verdik. Annemin adına adak kurbanı kestirmek için. Akrabamız kurbanın kesileceği vakit kesecek kişinin bizi arayıp vekalet alacağını söyledi. Ancak o kişi annemden vekalet almadan kurbanı kesip gönderdi. Bir saniye. Siz baştan köydeki tanıdığınıza haber gönderdiniz mi? Kurban kesin bizim annemiz evet. adına diye. Bir tanıdık vasıtasıyla hocam gönderdik. Kessin diye. O da bir vekalet sayılır sen. Peki. Tamam. Ama hocam keserken vekalet alınması lazım değil mi? Soralım değerli hocamıza. Bu netice olarak o kesecek olan arkadaş sizin vekalet sahibi diğerine bunu kestirmiş. Kesilmiş değil mi efendim hayvan? Evet hocam. Peki. Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Yok hocam teşekkür ederim. Adakla ilgili bunu yemediniz veya sizin ailenizden kimse ulaşmadı değil mi efendim? Evet, fakirlere, fakirlere dağıttınız. Peki. Ya burada Elazığ'a selamlar. Burada evet, soru selam. Şu. Yani o kişi annemden vekalet almadan kesmiş. Doğru. Keserken kestirmiş filan, daha filan adına diye söylememiş. Evet. Ama bir tanıdığı vakıtasıyla o hayvan söylemiş. Onlar adına alınmış. Bir hayvan kessin demiş. Bu bir vekalettir. Doğru efendim. İlla bunu hayvan keserken onun söylemek bizzat kasaba değil. Söylemenin bir gereği var. O anda şart değil. Kasaba zaten adam kendisi. Yani haber gönderilen kişi kesmiş, o kasap o. O kestirmiş efendim, köyden birine köyden, söylemiş. Ben şöyle anladım. Şimdi birisiyle haber gönderiyor köyden birine. Doğru. Diyor ki o bizim adımıza bir kurban kessin diyor. O da kesiyor. O adam da kesiyor. Yani direkt bu kişiler, bu hanımefendinin evet. annesi o kurban kesene söylemiyor. Birisiyle ona haber gönderiyor. Evet. Bizim adımıza kessin. Bu yeterli midir? O vekalettir. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Allah kabul etsin. İstanbul'dan Enes Uçar hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Uçar. İstanbul'a selamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Bu YDM'in otoparklar oluyor ya, ihaleli araç satışları. Evet. Bunlardan araç almak caiz midir? Alsak ne derece? Soralım. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Teşekkürler, iyi akşamlar hocam. İstanbul'a selamlar efendim. Evet, şimdi bu ihaleyle satıştan bahsediyor değil mi? Yani evet, icradan. İcralık mallar efendim. Şimdi ihale birkaç çeşit maldan oluyor. Bir diyelim ki bazen insanlar mal getirmişler, gümrüğe bırakmışlar, seneler geçmiş arkasını aramamışlar, devlet bunu satıyor ihaleyle. Evet efendim. Bir de kişi borcunu ödemiyor. Bu sefer icraya veriyor alacaklı. İcra mallarına el koyuyor ve onu açık artırmayla satıyor. Şimdi asıl soru anlaşılan bu kısım. Evet. Bu kısım. Alabilir miyiz? Burada ne şartlarda alınır? Bir alacaklı var. La darar ve la dirar. Evet. Zarar vermek yok. Zarara zararla mukabele etmek de yok. Biz bu borçlunun durumunu düşünürken alacaklının durumunu da düşünmemiz gerekir. Ve hukuki yollarla yapılmış, el konulmuş. Keşke borçlu kendi malını kendi satıp borcunu ödese. O zaman bu sıkıntılarla karşılaşılmaz. Ve bu icrayla satılanlar da genelde maalesef şöyle bir anlayış var. Ucuza kotarma. Evet. Ne kadar ucuza alabiliriz? Ne kadar ucuza alırsak kar. Yani böyle bir şey. Tabii bunun işinde başka şeyler de girdiği söyleniyor. Peki. Biz onu speküle edenler söyleniyor. Biz onu peki. bilmiyoruz. Ama genelde maalesef ucuza kapatma gayreti var. Ben şöyle tavsiye ediyorum. Zaman zaman bize bu soru geldi. Epeydir gelmiyor ama doğru. daha önceden hatırlıyorsun. Ben diyorum ki ihaleye girsin, gir ve o malı değer fiyatına olmasa bile değer fiyatına yakın bir fiyata satın al. Evet.
Böylece sen ihtiyacını karşılamış olursun. Hatta 3-5 kuruş da ucuza almış olursun. Ve mal sahibi ve alacaklılar da biraz daha fazla para geçer. Çünkü insan hayır efendim girmeyelim, bu girilmez denildiği zaman ihaleye, o zaman bunu önemsemeyenler girecek ve ucuza kapatacak onu. Doğru, daha ucuza bu sefer piyasaya tekrar. Yani 50 liraya satılacak olan bir malı 30 liraya alacak. Doğru efendim. Ama sen gir 50 lira ver. Yani burada hem alacaklı kar ediyor, burada 20 lira fazla alıyor. Doğru. Çünkü genelde bu icraya satılan mallar alacaklar tam karşılamayabiliyor. Ve ele ne geçerse o veriliyor şeylere, alacaklara. Evet. Ve hem de borçlunun menfaatin oluyor. Borcu azalıyor veya bitiyor. O ne için? Değerine yakın olmak üzere veya değerini vererek satın almakta bir sakınca olmaz. Peki efendim. Sakarya'dan Maria Sarı hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Sarı. Sakarya'ya selamlar efendim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz Maria. Size birkaç sorum var. Muhterem hocam. Boyna duyuyorum kafir kelime. Evet. Gavur kelime. Onlar kime denir? Soralım. Başka bir soru efendim. Buyurun. Var bir tane daha. Buyurun. Müslümanlıktan olmadan önce doğan çocukları, siz diyorsunuz ki bütün çocukları Müslüman doyuyor. Müslümanlıktan önce doğan çocukları ne doyuyorlardı? Evet. İslam'dan önce doğan çocuklar ne üzerine doğuyorlardı? Evet. Soralım değerli hocamıza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce durum neydi? Sakarya'ya selamlar. Birlikte öğrenelim efendim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Var. Yok. Sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Şimdi kafir veya gavur ne demek? Şimdi her din mensubu kendi dininden olmayanları bu isimlerle nitelerler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kafir kelimesi çok geçer. Evet. Hepimizin bildiği kul ya eyyuhel kafirun. Evet. Bu hitap edilen topluma göre bazen bu putperestler olur kafirler. Burada evet. Olduğu gibi. Doğru. Bazen Müslüman olmayan herkes olur. Yani bize İslam'a göre Müslüman olmayan herkes olur. Yani kafir kelimesinin kelime anlamı gerçeği gizleyen demek. Hakikati örten. Kefaret kafir. Örtmen doğru. Aynı kökten. Kefaret de günahı örten. Günahı örten. Anlamına gelir. Ve hakikati örten, gizleyen. Yani Müslüman olmayanlara genel alanda söyleniyor bu. Ha, muhtemelen, tabii şimdiki şeyde bilmiyorum ama tabii bizim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu kelimeler. Hristiyanlar da Müslümanlar için aynı tabiri kullanmış olabilirler. Bazı işte tarihi filmlerde falan duyuluyor bu. Evet. Ha, bu şekilde ifadeler kullanılıyor. Yani şey söyleniyor, dillendiriliyor. Gavurist kelimesi ise o kafir kelimesinin yanlış kullanımıdır. Yani Türklere mahsus bir şey. Evet. Yani bizim ülkemizde kafir kelimesi yerine gavur kelimesi kullanılmış. Aynı şeydir. Yani bunlar ayrı ayrı mana şeyler değiller. Yani gavur kelimesi, kafir kelimesinin bozulmuş ifade şeklidir. Evet. Peki efendim. Devam ediyorum. Şimdi İslam'dan önce doğan çocuklar neydi? Evet. Şimdi Peygamberimizin bir hadisi var. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası babası onu Hristiyanlaştırır veya Yahudileştirir veya mecusileştirir. Ha. Yani o zaman demek ki burada çocukların bu dini konuda şeylerinde aile etkili oluyor. Evet. O zaman şöyle bir soru akla gelebilir. O çocuğun suçu ne o zaman? Soralım efendim, suçu ne? Şimdi çocuk ergenlik çağına geldiği zaman, akil olduğu zaman aklıyla Allah'ı bulmak zorundadır. Yani burada İbrahim Aleyhisselam her türlü karşımıza çıkıyor. Önümüze örnek. Net. Allah'ı bulmak zorundadır. Peygamberin geldiği bir dönemde yaşıyorsa o peygamberin mesajına kulak vermek zorundadır. O kulak vermediği için veya Allah'ı bulmadığı için sorumlu olacaktır. Peki efendim. Cemil Bektaş hocama selam ediyorum. Kira stopajını az gösterip vergisinde az vermek kul hakkına girer mi? Girer hocam diyor. Ya bir defa insan, bizim iki türlü görevimiz var bak.
Bir, evet. Vatandaşlık görevimiz var. Geçen de burada bir soru sorulmuştu bize galiba. Veyahut da bir başka yerde mi sordular bana? Bir de dini görevimiz var. Biz öğreniriz. Zekat yani, dini görevimizdir. Evet. Vergi vatandaşlık görevimizdir. Peki vergiyi kimden alıyor devlet? Varlıklı insandan alıyor. Herkesten alıyor hocam. Ya herkesten alıyor işte tabii herkes varlığına göre veriyor. Doğru. Yani mesela biz maaş, elektrikten de alıyoruz, maaşlılar olarak değil mi? Maaş alanlar olarak. Maaş eğer yüksekse ondan çok vergi alınıyor, azsa az vergi alınıyor. Evet. Ve bu vergilerle devletin bu hizmetleri yürüyor. Dolayısıyla kişi kira vergisinden kaçırarak, kazanç vergisinden kaçırarak, KDV'den kaçırarak eğer vergi vermiyorsa kul hakkına girer. Mesela bazı şöyle çirkin pazarlıklar oluyor. Fiş almazsan sana işte şu kadar ucuza veririm diyen esnaflar duyuluyor. Niye? Fatura yani evet şu. Çünkü fiş fatura almazsa bu sefer KDV ödemeyecek. Mesela onu bunu müşterinin de hoşuna gidiyor bu. Yani tutuyor 100 lira alacağım diyor 80 liraya alırım diyor. Yani bunlar yanlış şeyler. Eğer herkes böyle yapsa o zaman devlet çarkı durur. Ve devlet çarkı durduğu zaman da tüm toplum bundan tabiri imkansız derecede zarar görür. Onun için bu kul hakkına girer caiz değildir. Dinen de bu caiz değildir. Evet efendim Sakarya'dan Halit Çakırbaş hattımızda. Hoş geldiniz Halit Bey. Sakarya'ya selam. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Benim şimdi cami derneğine bir miktar para vermiştim. 1.000 lira kadar oldu. Borç olarak verdim bu parayı. Kendim de zaten yönetimindeyim. Şimdi bu borcumun geri ödeme şansı doğmadı. Borçlarımız devam ediyor. Bunu ben öşür olarak bağışlamak istiyorum. Öşür olarak vermek istiyorum. Uygun mudur acaba? Zekat olarak bağışlamak istiyorsunuz. Soralım. Yani öşür olarak hocam. Öşür fıtır. Peki efendim. Soralım. Başka bir soru var mı ekleyeceğiniz? Yok hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Peki efendim. Sakarya selamı. Peki öşür olarak bağışlanır mı hocam? Yok. Olmaz. Yani zekat olarak bağışlamaz. Zekat olarak da bağışlayamaz. Öşür olarak da bağışlayamaz. Yani anlaşılan o ki şimdi bu kardeşimiz ya fındık mesela üretiyor. Adapazarı'nda bunlar çok. Veya işte mısır. Ha, buna binaen bağışlayabilir. Onun için evet. Öşür tabirini kullandı. Peki efendim. Fark etmez. İster öşür olsun, ister şey olsun. Zekat olsun. Zekat olsun. Cami derneğine verdiği borcu bağışlaması caiz değildir. Yani onun yerine geçmez. Camiye zekat verilir mi? Verilmez. Peki efendim. Şimdi burada tabii bu zamanımızda buna verildi diyen bazı alimler var ama şey genel kanaat camiye zekat verilmez. Şeyde bunu hayır olarak hanesine yazdırsın. Âlâ olur. Ve yani. Zarar etmez, kar eder. İnşallah. Yine hayır olarak tabii hayır Cenab-ı Allah'a. Zaten yani bağışlasın. Sadaka niyetiyle. Sonuçta camiye vermiş. Peki efendim. Camiye vermiş. Demek ki bir öşürüz falan verdiğine göre az çok varlıkla Allah daha çok versin. Amin. Zaten verdiği zaman Allah daha çok verir. İnşallah. Peki. Ne diyor? Allah sadakaları artırır. İnşallah. Değil mi? Ayet öyle diyor. Öyle efendim. Ribayı yok eder. Mahveder, sadakayı artırır. Peki. Allah kabul etsin inşallah. Tekirdağ'dan Dilek Hanım'la birlikteliğimiz sürüyor. Hanımefendi iyi akşamlar, selamlar Tekirdağ. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz, buyurunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben hocama bir tane sorum olacaktı. Buyurun efendim. Torpil işe girenin kazancı helal mi diye soracaktım. İkinci sorum ise ben çalıştığım bütün paraları eşimle biriktiriyorum. Zekatını eşim mi verecek yoksa ben mi vereceğim? Onu öğrenmek istiyorum değerli hocamıza. Evet. Peki burada soracağımız bu, bir şey var mı? Para kimin hesabında? Eşimin üzerine yatırıyorum ben. Çalışıyorum ama kendim harcamıyorum. Peki, eşim de biriktiriyor. Sonra diyor musun eşine benim sende şu kadar alacağım var. İstediğim zaman paramı alırım falan diyor musun? Evet diyorum hocam. Evet. Peki soralım. Bu belirleyici olacaktır. Başka bir soru var mı efendim? Hocam bekleyiniz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Selamlar. Yok, Tekirdağ. Evet efendim. Efendim birinci sorusu neydi? Efendim ilk soru torpille işe girme. Torpille işe girme. O para helal mi? Bu torpille işe girmeyi herkes biraz kendi tarafından değerlendiriyor. Mesela bir şeye giriyor, imtihana giriyor, kazanamıyor. Başkası kazanmış oluyor. Onu torpille aldılar diyor, beni almadılar diyor insanlar. Tabii biz onu bilemiyoruz. Ama gerçekten birisinin hakkı yenilerek, hatırlı olduğu için, şu olduğu için, bu olduğu için bir başkası alınıyorsa bu günahtır bir de. Evet. Bu günahtır. Çünkü layık olmayan kişilerin
mevkilere gelmesi zaten toplumların felaketini getiriyor. Maalesef. Burada görüyoruz. Asıl olan şey liyakat olması lazım. Ama bu şekilde işe girmiş, çalışıyor. Ve kazancı da o çalışmasının karşılığı. O para haram olmaz kanaatimce. Evet. Fakat oraya girerkenki yapılan muamele hem alan açısından hem de bu yola başvuran açısından günahtır. Yani rüşvet gibidir bu. Doğru. Rüşvet. Ve bu da men edilmiş. Tabii yani rüşvet alan da veren de cehennemde diyor Peygamberimiz. Er-raşi vel mürteşi finnar diyor. Yani neye veriyor insan rüşveti? Hak etmediği bir şeyi elde etmek için veriyor. Liyakatsizken liyakat sahibi gibi iş veriyorlar. Şimdi burada da kişi araya hatır koyuyor. Evet. Ve o rüşvet olmuş oluyor sanki. Dolayısıyla bu günahtır. Peki. Ama ben girdikten sonra çalışıp alın tere dökerek, emek vererek onun karşılığını aldığını haram diyemem. Bilmem anlatabilirim. O başka bir şey ama bu girişteki işlem başka bir şey. Yani, evet. Peki efendim. İkinci sorusu para mevzulu. Bu para meselesi. Şimdi eğer kadın parası kendisine aitse, erkenki kendisine aitse, kimin ise bu para zekatı o verecek. Şimdi diyor ki bu hanım kardeşimiz, eşimin üzerine yatırıyoruz ama bu para benim diyor. İhtiyacım oldu mu isterim. Veya istediğim zaman alırım diyor. Alırım. Peki. Şimdi böyle bu durumda eşi ya eşine borç vermiş oluyor veya emanet vermiş oluyor. Doğru. Yani eşi ne bunu borç olarak vermişse para hanımefendinin, eşi borçlu. Burada alacaklı alacağın zekatını verecek. Yok emanet olarak bırakmışsa eşine. Burada o görünüyor. O zaman yine bu para hanımefendinin o zekatı verecek o zaman. Ama ne zaman? Nisaba ulaştı. Üzerinden bir sene geçti o zaman verecek. Peki. İkisinin her birinin malı ayrı ayrı nisaba ulaşmışsa her biri ayrı ayrı verecek o zaman. Ama öyle değil de ya bir evde ayrılık gayrılık mı olurmuş? Buyur. Genelde öyle. Haçlı genelde öyle oluyor bizim. Yani çalışan hanımlar alıyor maaşını götürüyor eşine veriyor. Ve evin ihtiyaçları karşılanıyor. Birikim olursa beraber biriktiriliyor filan. Burada aile reisi tek. Artık o. Ama eşidir, evet. Her birinin hani biz diyoruz ya kasası kesesi ayrı evet, olursa. Evet. O zaman her biri ayrı ayrı şartlar yerine geliyorsa zekatını verecek. Peki. Yani mükelleflik durumu ayrı olduğu için böyle bir şey söz konusu. Peki efendim. Mehmet Bey iyi akşamlar diyor. Namazlarımı Türkçe kılıyorum. Surelerin karşılıklarının tamamını henüz ezberleyemediğim için bir surenin şimdilik iki ayetini okuyabiliyorum. Surenin Türkçe karşılığının tamamını okumak şart olur mu? Daha doğrusu burada Türkçe kılıyorumdan başlayalım. Şimdi bir defa namazı kılarken kıraat farz. Kıraat ne demek? Kur'an-ı Kerim'den bir parça okumak demek. Evet efendim. Peki Kur'an-ı Kerim ne demek? Kur'an-ı Kerim işte şu elimizdeki kitabın içerisinde olan Arapça harflerle yazılan. Arapça harflerle yazılan vahiy. Metin, Arapça metin. Çünkü Kur'an Arapça kendisi kendisini tarif ediyor. Evet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in birçok mucizelik yönleri var, icaz yönleri var. Ve onlardan birisi de dili. Daha iyi anlaşılsın diye Arapça olarak gönderdik. Dili, o, tabii o toplum, muhatap toplum öyle olduğu için belki öyle deniyor ama ayrıca şimdi bakın bir şiiri nesir haline getirsen evet. Aynı zevk, aynı sanat ortaya çıkar mı? Olmaz. Düz yazı olmuş olacak. Doğru. Şimdi gitti yalanlı gerçek, gitti ölümlü ölümsüz gerçek, geldi ölümlü yalan. Evet. Ey nasıl da ey hayat sürenleşler sizi kim diriltecek? Şimdi bak devamına bak. Kaf dağını açsalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Bu beyte bak. Evet. Bunu siz nesre çevirdiğiniz zaman aynı bu şey alabilir misin? Olmayacaktır. Yani. Mümkün değil. Şey de aynı. Kur'an-ı Kerim daha da öte. Yani o insan yaptığı bir şiir ki onu nesre çevirdiğiniz zaman o zevk vermiyor. Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde vermez. Kur'an-ı Kerim meali ancak onun içeriğini bize bildirir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arapçadır, orijinali ve namazda Arapça olarak okunması gerekir. Ancak yeni Müslüman olmuş adam, daha namaz kılacak kadar sure öğrenme imkanı olmamış. İse öğrenmeye çalışmalı hemen bütün gücünü vererek. Öğreninceye kadar kendi dilinden ibadet edebilir diyenler var. Bu İmam-ı Azam'a nispet ediliyor bu. Normal konuşma dilinde. Evet, evet. Peki efendim. Ana dilinde yani. Yani evet yani o şeyin ana dile tercümesi ama ne zamana kadar bu?
şeye kadar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani, diyene kadar. Ha, diyene kadar. Ha. Peki. Şimdi bunu öğrenene kadar ki bunu da bir an önce öğrenmesi lazım. Bu görüş İmam-ı Azam'a nispet edilir. Evet efendim. Ancak İmam-ı Azam bu görüşten döndüğü rivayeti de var. Onun için bu soruyu soran kardeşimize bizim tavsiyemiz şu. Çok zor değil. Yani Türkçe nadini öğrenmek daha zor. Yani. Bir İhlas suresini insan 5 dakikada ezberler, 10 dakikada ezberler. O zaman bir Fatiha suresi ezberlesin. Yarısını bile ezberlese neyse. Bir İhlas suresi ezberlesin. Bir Fatiha, yani, bir İhlas. Ahad. Bunlarla namazını kılar. Yani Türkçe Kur'an-ı Kerim mealinden okuyarak değil. Peki efendim. 11 yaşında bir genç kardeşimiz efendim hattımızdaymış. İstanbul'dan Yusuf Yüce. Hoş geldin değerli kardeşim. Hoş bulduk. Selamlar İstanbul'a. Aleyküm selam. Buyur. Şu an ben 11 yaşındayım. Şu an ben eğer vacibi yaparsam ya da yapmazsam günah yazılır mı? Peki vacipten kastın ne? Vitir namazı mı mesela? Evet. Peki vitir evet. Namazını kılarsam ya da kılmasam bir günahı var mı? Diğer namazları kılıyor musun sevgili Yusuf? Kılmaya çalışıyorum. Maşallah. Peki Allah hayırlı ömürler versin. Başka bir sorun var mı güzel kardeşim? Yok sağ olun. İstanbul'a selamlar, yüce ailesine selamlar efendim. Evet değerli. Şimdi farzları, vacipleri yapma zorunluluğu ergenlik ve akıla bağlı bir şey. Şimdi bu Yusuf kardeşimiz, evladımız ergen olmamış ise ki öyle anlaşılıyor. Tabii ibadetlerine alışma açısından devam etmeli. Namazı kılması evet. Ama bir şekilde yapmadıysa da ondan dolayı günaha girmez. Ha, vacipler için de ayrı şeydir. Yani nasıl ki işte yatsı namazının farzını kılıyorsa vitir namazını da kılsın. Fakat kılmadı bir şekilde kaldı. O zaman çocuk olduğu için daha küçük olduğu için sorumlu olmayabilir. Mükellef olsaydı. Mükellef olsa sorumlu olacaktı. Efendim devam ediyoruz. Meral Hanım, hocama selam ediyorum. Değerli hocam, bir sohbette duydum. Abdest alınsa abdestten akan su necasettir denildi. Ben arada alırken üzerime illaki kolumda falan üzerime sıçraması oluyor. Bu necasetten mi sayılıyor? Hepimize sıçrıyor. Kastedilen nedir acaba? Şimdi şöyle. Mai Mustamel falan bunlar mı? Tabiri kullanılır. Yani kullanılmış su demek. Peki. Ve bu su, kullanılmış su demek, su da abdestten ve gusülden biriken su. Evet efendim. Yani abdest almışsın, leğende birikmiş. Evet. Veya diyelim ki bir küvette gusletmişsiniz. Leğende neyse gusletmişsin. Orada birikmiş. Yani o suyla abdestsizlik giderilmiş veya cünüplük giderilmiş. Evet. Bu suya müstamel, kullanılmış su denilir ve bu sularla ilgili olarak temizdir ama temizleyici değildir ifadesi kullanılır. Evet efendim. Yani ne demek o? Bu su İnsanın elbisesine, vücuduna bulaştığı takdirde o elbiseyi, o vücudu pislemez ama onunla bir daha abdest alınmaz, bir daha gusül yapılmaz. Evet efendim. Fakat necaset temizlenebilir o suyla. Yani abdest artı olan suyla necaset temizlenebilir ama abdest alınmaz bir daha. Yani temizdir, temizleyici değildir. Abdest alırken üzerimize sıçraması mani değildir ama bu çarpar filan insan, bu mekruh kabul edilir abdest alırken. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmiştiniz. Üzerine vesveseyle ilgili olarak bu, bir soru. Önüne su silkeler. Su serpiyormuş ki. Ya bu abdest suyu değil ama belki o abdest aldıktan sonra elini ıslatıp onu ıslatıp da sürüyor. Peki efendim. Yani su ne zaman kullanılmış su olur? Abdest için gerekli olduğu zaman. Mesela abdest aldı bitti arkasından tekrar yıkıyor. O artık su değil o. O leğendeki suyu bir daha kullanamaz abdest. Evet, ama o abdestten dolayı olan leğende biriken suyu kullanamaz. Peki efendim. Kullanamaz derken bir daha abdest alamaz onda veya gusül yapamaz. Peki efendim. Efendim 16 yaşında bir başka değerli genç kardeşimiz Konya'dan hattımızdaymış. Mehmet Fatih Şeker. Hoş geldin değerli Mehmet kardeşim. Konya'ya selamlar. Hoş bulduk hocam. Hocam ben bir sorun olacaktı da. Buyur değerli Fatih. Hocam namazdayken bir sureyi okuyup onu karıştırdıydım. Başka bir sureye geçtim. Onun hükmü nedir? Evet. Onu tamamladın mı ikinci sureyi? Geçtiğin sureyi. İkinci sureyi tamamladıydım.
Sonunda tamam. biraz karıştırdım. Tamam. Başka bir soruya geçtim. Tamam, sorun yok. Başka bir soru var mı Fatih Bey? Yok hocam. Peki, Allah hayırlı ömürler versin. Konya'ya selamlar kardeşim. Şimdi Halid bin Velid var ya, Seyfullah diye bilinir. Evet, yani Allah'ın kılıcı olarak bilinir. Müslüman olmadan önce Müslümanlara epey bir çektirmiş. Mesela Uhud Savaşı'nda Müslümanların galipken mağlup duruma düşmelerinin sebebi o olmuş. Doğru. Ama Müslüman olduktan sonra da ölünceye kadar İslam için çalışmış, cihad etmiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından Allah'ın kılıcı anlamında Seyfullah ismi takılmış. Şimdi ben bir kitapta okumuştum. Halid bin Velid ordu komutanı, tabii eskiden namazı cemaata o toplumun lideri kıldırıyor. Mesela işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğu yerde peygamber kıldırıyor. Diyelim Peygamberimizden sonra Hazreti Ebubekir halife, camide Hazreti Ebubekir kıldırıyor. Veya bir ordu sefere gitmiş, ordu komutanı kıldırıyor. Evet, emir, vali gibi kişiler, evet, kişiler kıldırıyor. Tabii Halid bin Velid genelde işte seriye komutanı, ordu komutanı olarak gidiyor. Ve namaz kıldırırken o böyle bir sureyi baştan sona okuma değil de işte bir sureden birkaç ayet, ondan sonra başka bir sureden birkaç ayet okurmuş. Ve bunun gerekçesi olarak da şöyle diyordu o kitapta: cihat etmekten Kur'an-ı Kerim ezberlemeye vakit bulamamış. Onun için böyle bölük pörçük okurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'den olması şartıyla, öncesiyle sonrası manayı ters yüz etmemiş olması şartıyla bir sakınca olmaz. Evet. Tabii burada manayı ters yüz etti etmedi onu herkes bilemez. Çünkü bazen öyle oluyor ki mesela bir cümle geliyor, arkasından bir istisna edatı geliyor. İstisna edatından sonra bir başka şey geliyor. Evet. Şimdi diyelim ki o istisna edatı illa. Evet. İlla'dan önceki bir başka sureden bir ayet okumuş. Sonra illa'dan sonra başka sureden okumuş. Ama bu illa'dan sonraki okuduğu kısım illa'dan önceki kısmın manasını ters yüze çeviriyorsa o olmaz. Ama böyle bir durum söz konusu değilse olur. Mesela diyelim Tin suresini okuyor. Doğru. Meşhur bir yer. Evet. Yani on Tin suresiyle ne yapıyor? Asr suresini karşılıyor. İllellezine amenu ve amilus salihat felehum ecru gayrun memnun diyeceğini. İllellezine amenu ve amilus salihat demiş. Ve tevassav bil hakki ve tevassav bil sabr diyor. Geçiyor. Yani bunda bir sakınca olmayabilir bu tip olur. Peki efendim. Oluyor çünkü birçok ayette var yani. İlla diyorsun. İlla ma şa Allah diyor mesela. Evet. Veya illa lillahi ma fi semavati devam edebiliyor. Peki. Peki ikinciyi de tamamladım diyor. Bir şey gerekir mi kardeşim? Yok, yok. İkinci sureye de geçtim, yok, tamamladım diyor efendim. Efendim. Bir izleyicimiz, hocama selam ediyorum diyor. İsmimi vermek istemiyorum. Adetli birinin dişindeki dolguyu çıkarttırması günah mı? Adetinin bitimini mi beklemesi gerekir değerli hocam? Hayır. Yani bu diş doldurma, diş dolgusunu çıkarmanın adetlilikle, cünüplükle, lohusalıkla hiçbir alakası yok. Tamamen farklı bir şey. Yani tabii diş dolgusunu çıkarmışsa ve doldurmadan guslediyorsa haliyle orayı yıkayacaktır. Ya da bu haldeyken kişinin dişi perişan olmuş, dolgu yapacaklar. Yapılabilir. Cünüp ya da diğer. Yapılabilir, sakınca olmaz. Sorun yok, peki efendim. Peki nereden çıkıyor hocam böyle bir durum? Ya şimdi bu gusülde abdest, gusül ederken ağzın içini yıkamak farz ya Hanefi mezhebinde. Evet, Hanefi mezhebinde. Yani bunu mutlak olarak anlıyor bazı insanlar. Ve bu dolgu olursa veya kaplama olursa su altına gitmiyor, diş ıslanmıyor diye böyle bir şey yapıyorlar. Bundan. Ve hatta ama bunlar olmaz da demiyor bu düşüncede olanlar da. Başka bir mezhebi taklit ederek falan diyorlar ama ona gerek yok diyoruz. Gerek yok. Yani diş dolgusu yapılabilir, dolgu söktürülebilir. Söktürülebilir de, peki efendim. Bolu'dan Nihal Tavlar attığımızda hoş geldiniz. Bolu'ya selamlar Nihal Hanım. Ve aleyküm selam hocam. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Size de hayırlı akşamlar. Rabbim sizler gibi hocalarımızı başlarımızdan eksik etmesin, daim eylesin ahirete kadar inşallah. İnşallah, hocam. İnşallah. Allah razı olsun. İyi hocalar gelir de. Evet. Evet. Dinliyoruz. Hanımefendi, sorunuzu alalım. Benim eşim MS rahatsızlığı var hocam. Evet. Biz... Eşimin rahatsızlığı dolayısıyla botoks yaptırıyoruz 3 ayda bir.
Evet. Evet. Devam edelim efendim. Yılanın zehrinden şifa buluyoruz. Neyden efendim şifa buluyorsunuz? Yılan zehri. Yılan zehri. Peki, tamam. Peki. Bu yılanın da bizden ahirette ah edeceğini, hakkını alacağını söylüyorlar hocam. Çok merak ediyorum. Evet. Doğru mudur? Yanlıştır. Soralım değerli hocamıza. Bu botoks mevzu tamam. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Allah razı olsun Rabbim. Ahirette inşallah komşu eylesin sizleri hocam. Allah şahit eylesin inşallah. Cenab-ı Allah afiyet versin. Eşinize sıhhat şifa diliyoruz. Bolu'ya selamlar. Evet efendim. Evet. Eşine Allah acil şifa versin inşallah. Amin inşallah. Şimdi bu yılan zehrini de zerk ederek botoks. Bu tedavi için yapılan bir şey. Yani bir güzel görünmek için, estetik olsun diye falan değil. Yani bir MS hastası o hastalığın tedavisi için yapılan bir işlem. Dolayısıyla bunu yaptırmakta bir sakınca olmaz. Ha, yılan zehri. Eğer bu hastalık için o iyi geliyorsa, ki herhalde bunlar kendiliklerinden bilmemişlerdir, bunu doktor tavsiyesiyle falan yapmışlardır. Bunda bir sakınca olmaz. Ve yılanın öbür dünyada kimseden şey olması falan da söz konusu olmaz. Yakasına yapışması söz konusu yok. Yani. Şimdi kurbanda kestiğimiz koyun öteki dünyada bizim yakamıza mı yapışacak? Olsaydı, yani ömür 60 sene. O zaman hiçbir canlıyı itlaf etmemek gerekirdi. Bakın, evet. Kur'an-ı Kerim bütün kainatın insanın emrine verildiğini bize söylüyor. Evet. Yani yeryüzünde yaratılan her şey, canlısıyla cansızlığıyla bizim için. Bizim emrimize müsahhar kılınmış. Şimdi eğer bir hastalığın şifası o zehirde ise, o hayvan öldürülerek o zehir alınabilir. Ve bu da kul hakkı, hayvan hakkı olmaz. Peki efendim. Bizim burada karşı çıktığımız şey ne? Keyfi olarak hayvanlar öldürülür. Evet. İnsana zarar veren hayvanlar öldürülebilir. Efendim. Önce kovabilirsiniz diyorsunuz. Eğer olmuyorsa anca o zaman öldürülür. Zarar veren öldürülür. Mesela peki. Aslan saldırmış sana. Doğru. Herhalde şey. Onun öldürmesini bekleyecek değilsin, kendini önleyeceksin. Doğru. Ha, insanların beslenmesi için hayvanlar öldürülebilir. Evet efendim. Veya başka bir ihtiyaçları için gerekiyorsa öldürülebilir. Bunda bu kardeşimizin herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Eğer bu hastasına şifa veriyorsa devam etsin. Efendim İstanbul'dan... Ama doktor tabii tavsiyesi. Doktor tavsiyesiyle oluyorsa, onu yani bahsettiği şey doktorla ilgiliyse. Koca karı ilacı dediğimiz şeyler fayda yerine zarar getiriyor bazen. Onlara tevessül etmesinler. Yani ondan genel bir uyarı bu. Yoksa dini yönü değil mesela. Peki efendim. Ayşe Çabuk hanımefendi İstanbul'dan hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çabuk. İstanbul'a selamlar. 60 sene önce fındık işinde çalışmıştık. Burada fındık yedik veya yemedik hatırlamıyoruz. Evet. Ondan sonra bu sahibi Yahudi veya Ermeniydi. Şimdi burada yediysek biz bunu nasıl ödemeliyiz? Bu hakkı nasıl ödemeliyiz? Müslümana versek olur mu? Yahudi'ye veya Ermeni'ye nasıl verebiliriz? Şimdi siz bu fındığı toplarken mi yediniz? Yok, bu fındığı siyah kabuğunu bıçakla kazıyorduk eskiden. Yani o işi yapıyordunuz? Hayır, fındığın siyah kabuğunu kazıyorduk bıçakla. Tamam. Evet, o işi yapmıştık. Peki efendim. Soralım, yani bunu o yedik. İşi yaparken yedik. Mi yediniz? Belki yani yedik, peki. 60 sene önce ne yaptığımızı tamam. Da hatırlamıyoruz. Tamam yani varsa bir hak verelim soralım. Diyoruz. Soralım efendim. Allah razı olsun. İstanbul'a selamlar Ayşe Hanım. Sıhhat diliyoruz efendim. Evet. Örf var, örf. Yani genelde bizim örfümüzde bir gıda maddesiyle ilgili çalışan insanlar ondan yerler. Mesela diyelim ki bir üzüm bağında çalışıyor. Çalışan kişi o üzümden ağzına atar. Evet. Ve bunu sahibi de kıskanmaz ve bunu bilir. Veya elma topluyor elma bahçesinde. Evet. Oradan elmayı alır yer. Bunu sahibi de bilir, örf haline gelmiş. Bu da öyle bir şeydir muhtemelen. Bunun bir zararı olmaması lazım. Ama gönlünü rahatlatmak istiyorsa az çok bir şeyi fakirlere versin. Yani gönlünü rahatlatmış olsun ama benim bu örfe binaen
düşündüğüm şey o bir hak olarak şey yapılmaz. Çünkü genelde bu işi yaptıranlar, yapanların az çok ondan ağızlarına atmalarına izin verirler. Peki. Değerli hocam, şöyle bir soru var. İsmimi vermek istemiyorum. Değerli hocam, annemin hastalığından iyileşmesi için bir adağım oldu diyor. Uzunca yazmış izleyicimiz. Olay şu, bu adakla ilgili olarak annem iyileşti. Ben de bu kurbanı kesmesi için bir tanıdığım, güvendiğim birine para verdim diyor. Daha sonra ben de geleceğim dedim diyor ama gideceğim zaman baktım ki diyor adam yok, kaçmış. Parayı da almış, kaçmış. Hasılı sonrasında o keseceği yerdekiler bana dedi ki parayı bana ulaştırmadılar. Yani bize para vermediler demiş. Netice olarak bu adam ortada yok diyor. Değerli hocam ne yapabilirim? Adam yerine gelmiş midir? Kesmem olmaz. Gerekir mi? Bu kişinin cezası nedir? Bu adak yerine gelmemiş. O kişinin cezası parasını gasp etmiş. Günaha girmiş. Hak sahibi. Evet. Hak yemiş. Ama bu soruyu soran kardeşimiz de adağını yerine getirmiş sayılmaz. Çünkü adağını yerine getirmiş olması için kesilmesi lazım. O hayvanın kesilmesi lazım. Şimdi adak kurbanının hükmüyle kurban bayramındaki kesilen kurban hükmü aynıdır Hanefilerde. Mesela bir kimse kurban bayramında birisine para verse benim adıma bir kurban kes diye. O da parayı alsa ama kesmese kurban borcu ödenmiş sayılır mı? Sayılmaz. Bu da aynı. Peki. Kesmesi gerekir. Eğer durumu ola ki o gün müsaitti, bugün değilse ne yapmalı efendim? Ne yapacak? Yani çalıp da kurban kesecek değil veya evet. İlla ekmeğin, yani adak için hep böyle durumlar olabiliyor. Yani çaresizlik olduğu zaman yapacak bir şey yapacak yok. Yapacak bir şey yok. İmkan vaktini bekleyecek. Peki imkanı olduğunda veya kesin. İmkanı varsa kesmesi i̇mkanı lazım. İmkanı varsa keser, imkanı yoksa imkan olduğu zaman keser. Kesmeli. Değerli izleyenlerimiz, memlekete, millete, askerimize, polisimize duanızı inşallah bekliyoruz. İyi akşamlar efendim. Hangi kişilere kullanılacak? Cami mezhebine göre kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.